depresyona giren, sinir sistemi bozulan hastalarımıza nasıl bitkisel destek sağlarız? Evet, bununla ilgili çok güzel birçok bitki var da sarı kantaron oğlotu çok çok önemli. Hı hı. Sarı kantaronun birleşiminde çok özel, çok önemli etken maddeler var. Hiperisin, hipeforin. Yani birçok madde var, vitamin, mineral, enzim vesaire de. Bu iki önemli madde ne yapıyor? Beyindeki, beynimizin salgılamış olduğu serotonin hormonu salgılanmasını artırıyor bir. Ne işe yarar? Mutlu, huzurlu, neşeli olur kişi. Negatif düşünceleri beyinden siler. Sarı kantaron birleşimindeki etken madde beyinde birçok hormonun salgılanmasını artırıyor, düzenliyor. Bir nevi mutluluk ayar hormonu veriyor. Salgılıyor. Tabii mutluluk hormonunu ayar veriyor, yani düzenliyor. Hı hı. Kişi mutsuz, umutsuz, gergin, stresli, bunalımlıysa ne yapıyor? Serotonin hormonu yükseltiyor. İki, noradrenalin hormonunu artırıyor. Nedir? Noradrenalin hormonunun yetersizliği kişiyi de dikkat eksikliği, konsantrasyon zafiyet olur. Özellikle öğrenciler okulda başarısız olur. Kafası başka yerlerde olur. Noradrenalin hormonu artıyor. Kişiyi konuya odaklandırıyor. Üç, glutamat salgılamasını artırıyor. Glutamat kişinin yemiş olduğu yiyeceklerden, içmiş olduğu içeceklerden veyahut da arkadaşlarından yapmış olduğu işten zevk almasını sağlıyor. Kişiye zevk veriyor. Ha derseniz ki bunun sentetiği var. Sentetik mesela glutamat Çin tuzu. Çok çok tehlikeli. Depresyon, Huntington, Parkinson gibi hastalıkları tetikler. Beyni bozar. Yapısını, dokusunu bozar. Hı hı. Veya serotoninin hazır hapı kullanırsa aynı şekilde baş dönmesi, bulantı, kusma birçok hastalığı tetikler. Kimyasal işin içine girdi mi tehlikeli. Fakat sarı kantaron olduğu zaman ne oluyor? Hiçbir yan etki yok. Vücuda komple kimyasal her zaman tehlikeli. Yani nereden biliyoruz? Biliyoruz zaten. Yüzlerce klinik araştırması var bununla ilgili. Hı-hı. Bilgi var, belge var elimizde. Mesela bu dergide sarı kantaronun çiçeği, şu da kuruturmuş hali. Hı-hı. Ama karışım değil karışım. Mi? Sadece evet. Sarı kantaron evet. Değil. Burada sarı çiçeği. Sarı çiçeği ve yaprağı. Yaprağının güneşe doğru tuttuğunuzda topluğunda başı gibi böyle siyah siyah noktalar görürsünüz. Bu sarı kantaronun yağıdır. Özel bir yağ içeriz. Bu yağın birleşiminde işte hiperisin, hipeforin var. Beynimizdeki hormonları düzenleyici. Hiçbir bitkide yoktur sarı kantaronda olan. Dünyada ginkgo'dan sonra en çok satılan bitkisel bazı ülkelerde ilaç deniyor. Doktorlar yazıyoruz. Avrupa'da mesela Almanya'da depresyon hastası doktora gitti. Kimyasal yazmıyor. Sarı kantaron kapsülün damlasının derecesi yazıyor. Vatandaş eczaneden bedava alıyor. Türkiye'de henüz bu yok. Ne zaman bu aşamaya geleceğiz? Türkiye'de kimyasal ilaç veriyoruz. Ne oluyor? Vatandaş kimyasalı kullanıyor, hormonları bozuluyor. Bitti gitti. Geçen birisi geldi mesela. Oturmuş ağlıyor. Daha selamı vermeden. Ne oluyor? Ben ağlamayayım, kim ağlasın? Niye ağlıyorsun? Söyle. Yok söyleyemem. Söyle. Niye geldin? Ya antidepresan kullandım da. Ne olmuş? Hormonları sıfırlamış. Cinsellik bitmiş. Ne oldu? Hanımı evet, demiş ki. Yan etkileri o şekilde. Hanımı demiş ki. Kız arkadaşımdan farkın yok. Güle güle. Allah Allah. Evet. İki de çocuğum var. Ailemi, çocuklarımı çok seviyorum. Ne olacak? Doktora gittin mi dedim. Gittim. Antidepresan kullanmadın demiş. Çözümü yok mu bunun? Her rahatsızlığın bir çözümü var. Panik yok. Önemli olan neyin, nasıl, hangi metotla geliştireceksin? Onun da çözümü var. Nedir? Çoban çökerten. Çoban çökerten kullandığı zaman kişi tribulus, testosteris latincesi. Tribulus ne yapıyor? Diyosgenin, prodiyosgenin gibi etken maddeler içerir. Bu da beyindeki hormonların salgılanmasını, hipofiz bezesine etki yapıyor bu. Hipofiz bezesine etki yapıyor. Hormonların kalitesini yavaş yavaş erkeklerdeki testosteron, kadınlardaki östrojen, hem kadınlar için etkili hem erkekler için.
Erkeklerde %80'leri varan oran, %80'leri varan oranda etkili. Bayanlarda %50. Hem erkekler hem kadınlar için faydalı. Depresyona karşı, şimdi bu sarı kan turunun birleşimindeki etken madde hiperesin, hiperforin %1. Sarı kan turun çayıyla ağır depresif rahatsızlıklardan kurtulmak nedir? Çok zaman alır. Tedavi, yani çok hafif depresif rahatsızlık yeni başlamışsa iyi gelir. Çayı. Fakat birinci, ikinci, üçüncü dereceden depresyonda olan bir kişiye çayının etkisi olmaz. Bu nedenle destilasyonla elde edilen ekstraktından yapılan damla drajiler kullanılması gerek. Biz bununla ilgili sarı kantoron forte geliştirdik. Bunun birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Tabii ne ağırlıklı? Öncelikle sarı kantoron, oğlotu, evet, ginkgo, üzerlik. Üzerlik de beyindeki negatif düşünceleri, fikirleri siler. Bu da silgeç gibi. Mesela kara sevdaya yakalanmış, değil mi? Ama aşkına ulaşamamış, bunalama girmiş, intihare düşünüyor. Kullandığı zaman beynindeki bütün negatif düşünceleri böyle silgeç gibi siler. Kişiyi tekrar hayata bağlar, mutlu, huzurlu, neşeli yapar.